Washington'daki algı hakikaten bir özellikle John Bolton'ın, Trump'ın ulusal güvenlik danışmanının İran'a karşı bir savaşa hazırlandığı yönde. Bu algıyı besleyen şey geçen hafta yapılan bir toplantı. John Bolton CIA'de bir toplantı gerçekleştirdi. CIA Başkanı ve Trump'ın İran konusundaki danışman, İran üzerine Trump'a danışmanlık yapan isimlerle birlikte bir toplantı gerçekleştirdi. Şimdi tabii bu toplantı şey algısını yarattı. Normalde ulusal güvenlikle ilgili toplantılar Beyaz Saray'da yapılır. CIA'de yapılması insanlara George W. Bush'un Irak Savaşı'na giderkenki dönemde CIA'de sık sık yapılan toplantıları ve askeri işte şeylerin planların çizildiği, konuşulduğu toplantıları anımsattı. O yüzden böyle bir algı oluştu Washington'da geçen haftadan bu yana. John Bolton düğmeye basmak üzere İran'la savaş başlatmak istiyor algısı oluştu. Tabii bunun üzerine Pentagon'dan açıklamalar geldi. Şimdi John Bolton diyor ki bizim elimizde istihbarat var. Bu istihbarata göre İran Amerika'nın bölgedeki güçlerine karşı bir saldırı hazırlığı içerisinde. Bunun üzerine senin dediğin gibi işte mesela şeye gönderdiler. Katar'daki üsse B-52 bombardıman uçağı gönderdiler. Körfez'e savaş gemisi gönderdiler. Pentagon açıkladı işte Patriot şeyleri füze bataryalarını göndereceklerini açıkladılar. Şimdi bunların şunu söylemekte yarar var. Bu gönderileceği söylenen şeylerin askeri mühimmatın falan bir kısmı zaten bölgedeydi. Fakat tabii bu çok ciddi bir şeye yol açtı. Hakikaten bir savaş hazırlığı yapılıyor algısına yol açtı. İran'da bu baskıya yanıt verdi karşı ataklarla. Birkaç gün evvel işte Suudi Arabistan'ın petrol taşıyan tankerlerine bir saldırı oldu. Yine Yemen'de Hutilerin, İran'ın desteklediği gruplar Suudi Arabistan bazı hedeflere saldırılarda bulundular. Dolayısıyla bir kaotik bir durum söz konusu. Fakat şimdi biraz geriye çekilip burasından bakıldığında bu bir savaşa sebep olur mu? Şimdi İran tarafından baktığımızda mesela bu Suudi tankerlere yapılan saldırıları birebir üstlenmedi İran. İran muhtemelen böyle bir şeye çatışmanın, sıcak çatışmanın içerisine girmek istemiyor. Ama diğer taraftan da karşı hamlelerde bulunuyor. Mesela Irak'taki Şii milislere balistik füze verdiği söyleniyor İran'ın. Ve hatta bu gruplara balistik füze üretmesi için bir kapasite oluşturmaya çalıştığından bahsediliyor. Bunların hepsi endişe verici olmakla birlikte ben şunu da düşünüyorum. Mesela Kuzey Kore konusunda da Trump hatırlarsan bu programda da konuşmuştuk. Kuzey Kore ile savaşa mı giriliyor tartışmaları yapılmıştı. Sonra Trump geri adım attı. İlk önce her iki tarafta yükseldi sonra geri adım atıldı. Ve müzakereler başladı. Şimdi İran'la da böyle bir yola girilebilir. Bence her iki tarafında kasıtlı olarak bir savaş başlatmak niyeti yok. Fakat burada şöyle bir fark var ve şöyle bir risk var. Şimdi Kuzey Kore ile bu gelişmeler olurken Trump'ın etrafındaki isimler daha ılımlı isimlerdi. Yani hani John Bolton tabii yine başı çekiyordu ama onu dengeleyecek başka isimler vardı. İşte Mattis vardı, Dışişleri Bakanı Tillerson vardı. Şu anda Trump'ın etrafında bu tür ılımlı isimler yok. Üstelik İsrail, Suudi Arabistan sürekli bu tür bir savaşı şey yapıyor, körüklüyor, destekliyor. Ama yine de bu çok şey riskli bir manevra ki Pentagon kesinlikle böyle bir şeyin savaşın rejimi güçlendireceğini düşünüyor. Ama bence burada asıl risk şu, bir kaza olabilir. Yani o kadar birbirine yakın çalışıyor ki İranlı güçler ve Amerika'nın askeri güçleri. Yani Suriye'de dip dibeler, Irak'ta Amerika'nın 5200 tane askeri personeli var. Yani çok bölgede birbirlerine yakın çalıştıkları için bir kaza olabilir.